Dünya milyonlarca yıl boyunca birbirinden güçlü avcılar gördü. Ancak iki büyük yırtıcı doğanın en tepesinde yer aldı. Aslan ve Kaplan. Biri Afrika'nın kızgın güneşinde sürüsünü yöneten bir kral. Diğeri Asya'nın derin ormanlarında tek başına gölgeler arasında süzülen bir suikastçı. İki büyük kedi gücün ve zekanın farklı yollarını temsil ediyor. Ama akıllardaki asıl soru şu, eğer bu iki dev avcı karşı karşıya gelse kazanan kim olur? Bu sorunun cevabını bulmak için önce derin bir yolculuğa çıkmalıyız. Evrimsel geçmişlerinden yaşam alanlarına, avlanma tekniklerinden dövüş stratejilerine kadar her detayı inceleyeceğiz. Bugün doğanın en ölümcül savaşçılarının sırrını çözeceğiz. Hangisi daha güçlü? Hangisi daha akıllı? Ve eğer bir savaş olursa kim hayatta kalır? Aslan ve Kaplan'ın efsanevi rekabetini keşfetmeye hazır olun. Dünya üzerinde milyonlarca yıl süren evrimsel bir yarış. Avcılar ve avlar arasındaki dengeler sürekli değişti. Ancak doğanın en büyük yırtıcılarından ikisi bu mücadelede zirveye ulaştı. Aslan ve Kaplan. Günümüzde farklı kıtalarda yaşamalarına rağmen bu dev kedilerin ortak bir geçmişi var. Peki bu iki güçlü avcının yolları ne zaman ayrıldı? Nasıl oldu da biri sürüler halinde avlanırken diğeri tek başına hükmetmeye başladı? Bilim insanları Aslan ve Kaplan'ın 10-1 2 milyon yıl önce ortak bir atadan evrimleştiğini düşünüyor. Bu atalar ilk büyük kedilerden biri olan Panthera paleus grubuna aitti. O dönemde dünya bugünkünden farklıydı. İklim değişiklikleri ormanların yayılmasını ve çayırların oluşmasını sağladı. Bu değişim büyük kedigillerin avlanma biçimini ve fiziksel özelliklerini de şekillendirdi. Fosil kayıtları Aslan ve Kaplan'ın geçmişte aynı bölgelerde yaşadığını gösteriyor. Özellikle Hindistan ve Orta Doğu'da her iki türde bir arada bulunuyordu. Ancak doğa acımasızdı. Kaynaklar sınırlıydı ve rekabet yüksekti. Zamanla aslanlar açık alanlara, kaplanlar ise ormanların derinliklerine çekildi. Bugün aslanlar çoğunlukla Afrika'da yaşarken, kaplanlar Güney Asya'nın gölgelerinde avlanıyor. Ama bir zamanlar, belki de milyonlarca yıl önce bu iki büyük avcı aynı toprakları paylaşıyor. Ve kim bilir, belki de sık sık karşı karşıya geliyorlardı. Yaklaşık 3 ila 4 milyon yıl önce aslanların ve kaplanların yolları tamamen ayrılmaya başladı. Afrika'nın geniş çayırlarında sürü halinde avlanmak avantaj sağlıyordu. Açık alanlarda yalnız avlanmak zor ama işbirliği yapmak güçlü bir silah haline gelmişti. Bu nedenle aslanlar sürü halinde yaşamaya adapte oldu. Dişiler birlikte avlanıyor, erkekler ise sürülerini rakiplerden koruyordu. Bu sosyal yapı onları başarılı birer avcı haline getirdi ve zaman içinde aslanlar bugünkü görünümlerini kazandı. Kaplanlar ise farklı bir yöne evrildi. Güney Asya'nın sık ormanlarında yalnız avlanmak daha büyük bir avantaj sağlıyordu. Kaplanların avları genellikle daha gizli ve tehlikeliydi. Kalabalık gruplar yerine tek başına hareket etmek onların hayatta kalmasını sağladı. Böylece kaplanlar daha kaslı, daha büyük ve daha sessiz avcılar haline geldiler. Aynı zamanda yüzme yetenekleri gelişti ve suyu bir avlanma stratejisi olarak kullanmaya başladılar. Bugün bile kaplanlar suya en yatkın büyük kedilerden biridir. Evrim onları farklı kılmış olsa da her ikisi de zirve avcıları olarak doğanın en güçlü savaşçıları olmaya devam etti. Ancak hikayeleri burada bitmiyor. Şimdi sırada bu iki yırtıcının yaşamlarını daha yakından incelemek var. Aslanlar sürüleriyle nasıl organize oluyor? Kaplanlar ormanların gölgesinde nasıl hayatta kalıyor? Cevaplar için bir sonraki bölüme geçiyoruz. Aslanlar ve kaplanlar arasındaki bu evrimsel ayrım onların fiziksel özelliklerine de yansıdı. Aslanlar, geniş omuzları ve güçlü çeneleriyle sürü halinde avlanmaya uygun bir yapı kazandı. Kaplanlar ise daha iri ve kaslı hale gelerek tek başlarına büyük avları etkisiz hale getirebilecek bir form geliştirdi. İlginç olan şu ki, kaplanlar genellikle aslanlardan daha büyük olmasına rağmen, aslanlar sosyal yapıları sayesinde rakiplerine karşı daha avantajlı hale geldi. Bu farklılıklar, onların evrimsel stratejilerinin nasıl değiştiğini ve hayatta kalmak için nasıl farklı yollar seçtiklerini gösteriyor. Afrika'nın sonsuz savanlarında, güneşin sıcak ışıkları kurumuş otların üzerine düşerken, uzaktan bir kükreme duyulur. Bu, bir aslan sürüsünün hükmettiği toprakların sesi. Aslanlar, vahşi doğanın en güçlü sosyal yırtıcılarıdır. Tek başlarına değil, aileleriyle birlikte avlanır, birlikte yaşar ve birlikte hayatta kalırlar. Peki, bu eşsiz sosyal yapı onlara nasıl bir avantaj sağlıyor? Bir aslan sürüsü genellikle birkaç dişi, onların yavruları ve bir ya da birkaç yetişkin erkekten oluşur. Dişiler, avın asıl liderleridir. Güçlü, hızlı ve dayanıklıdırlar. Koordineli bir şekilde avlanarak,
En büyük avları bile etkisiz hale getirebilirler. Erkekler ise sürünün güvenliğinden sorumludur. Diğer erkek aslanlarla savaşarak topraklarını korurlar. Bu sistem, onların uzun yıllardır vahşi doğanın en başarılı avcıları olmalarını sağlamıştır. Ancak aslanlar sadece acımasız savaşçılar değildir. Onlar aynı zamanda duygusal ve sosyal canlılardır. Sürü üyeleri birbirlerine bağlıdır. Yavruların büyümesi için dişiler birlikte hareket eder. Birbirlerine bakar ve yavrularını eğitirler. Bu dayanışma, aslanların hayatta kalma şansını artıran en büyük faktörlerden biridir. Her sürünün lideri olan bir erkek aslan vardır. Ancak bu liderlik sonsuza kadar sürmez. Genç ve güçlü erkek aslanlar, sürünün kontrolünü ele geçirmek için mücadele eder. Zamanı geldiğinde, eski liderler yenilerine yerini bırakmak zorunda kalır. Bu vahşi doğanın değişmez kuralıdır. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan ise sürgün edilir. Bir aslan için en büyük tehditlerden biri, başka bir erkek aslanın sürüye saldırmasıdır. Eğer yeni bir erkek sürünün başına geçerse, önceki liderin yavrularını öldürerek kendi soyunun devam etmesini garanti altına alır. Bu acımasız döngü, doğanın sert ama değişmez gerçeklerinden biridir. Ancak bu aynı zamanda aslanların genetik olarak güçlü ve dayanıklı bireyler üretmesini sağlar. Aslanların yaşam döngüsü, rekabet, birliktelik ve hayatta kalma mücadelesiyle şekillenir. Geceleri av peşinde koşarken, gündüzleri ise gölgelerde dinlenirler. Gözleri, karanlıkta bile mükemmel görmelerini sağlar. Tüyleri, savanın sıcak güneşi altında kamuflaj sağlar. Evrim onları mükemmel birer avcıya dönüştürmüştür. Ancak aslanların gerçek gücü sadece fiziksel yeteneklerinde değil, sosyal yapılarında saklıdır. Bu yapı sayesinde, yüz binlerce yıl boyunca doğanın zirvesinde kalmayı başarmışlardır. Aslanlar, günlerinin büyük bir kısmını dinlenerek geçirir. Bir aslan, günde ortalama 16-2 saat uyuyarak enerjisini korur. Ancak dinlenme anlarında bile sürüden kopmazlar. Birbirlerine yakın durarak bağlarını güçlendirir. Yavrularını eğitir ve sosyal ilişkilerini pekiştirirler. Dişiler yavrularını avlanmayı öğretirken, erkekler ise sınırları belirlemek için ara ara devriye çıkar. Aslanların bu sosyal yapısı, onları yalnız avlanan diğer büyük kedilerden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Gün batımına doğru, serin hava av saatinin yaklaştığını haber verir. Aslan sürüsü, sessizce yüksek otların arasında ilerler. Gözler, en zayıf avı seçmek için tarar. Avın her hareketi dikkatle izlenir. Nihayet saldırı başladığında, dişiler senkronize bir şekilde harekete geçer. Birkaç saniye içinde kaos başlar. Toynaklar yere çarpar, kükremeler yankılanır ve ölümcül pençeler avın üzerine iner. Başarılı bir av, sürüye günlerce yetecek kadar besin sağlayabilir. Ancak başarısızlık, açlık anlamına gelir. Bu yüzden her av, hayatta kalmak için kritik bir sınavdır. Asya'nın derin ormanlarında, devasa ağaçların arasında neredeyse görünmez hale gelen sessiz bir gölge ilerler. Bu, doğanın en büyük kedisi olan kaplan. Aslanların aksine kaplanlar yalnız avcılardır. Güçlü kasları ve sessiz adımları, onların ormanda fark edilmeden dolaşmasını sağlar. Tek başlarına hayatta kalmayı öğrenen bu büyük kediler, avlarını mükemmel bir zamanlamayla yakalar. Peki, kaplanlar nasıl bir yaşam sürer? Kaplanlar, aslanlardan farklı olarak geniş bölgelere yayılmış yalnız avcılardır. Bir erkek kaplanın bölgesi yüzlerce kilometre kareyi bulabilir. Bu alanı belirlemek için kokularını ağaçlara sürer ve pençeleriyle işaretler bırakır. Dişi kaplanlar, yavrularını büyütmek için daha küçük alanları tercih eder. Ancak burada bile tehlike her zaman vardır. Erkek kaplanlar bazen yeni doğmuş yavruları öldürerek kendi soylarını devam ettirmek için dişiyi tekrar çiftleşmeye zorlayabilir. Kaplanlar olağanüstü avcılardır. Güçlü bacakları, büyük pençeleri ve keskin dişleri onları ölümcül birer avcı haline getirir. Ancak en büyük avantajları suya olan yatkınlıklarıdır. Kaplanlar iyi birer yüzücüdür ve sıcak havalarda su birikintilerinde serinlerler. Hatta bazen avlarını suyun içine sürükleyerek etkisiz hale getirirler. Bu özellikleri onları diğer büyük kedilerden ayıran en önemli farklardan biridir. Kaplanların avlanma stratejileri tamamen sessizliğe dayanır. Sabırla bekler, doğru anı kollayıp ani bir saldırıyla avlarının üzerine atlarlar. Bu saldırılar o kadar güçlüdür ki, tek bir ısırık büyük bir geyiği yere sermeye yetebilir. Kaplanın güçlü çenesi ve uzun köpek dişleri, avını saniyeler içinde etkisiz hale getirir. Ancak her av başarılı olmaz. Bu yüzden kaplanlar, avlarını dikkatle seçmek zorundadır. Geceleri orman tamamen karanlığa gömüldüğünde, kaplanın asıl avlanma zamanı başlar.
keskin gözleri, düşük ışıkta bile mükemmel bir görüş sağlar. Hassas kulakları, en ufak hışırtıyı bile algılar. Bir kaplanın gövdesi, çevresine mükemmel uyum sağlayan turuncu-siyah çizgileriyle gizlenmiştir. Bu kamuflaj, onların avlarına fark edilmeden yaklaşmasını sağlar. Kaplan, doğru anı bekleyerek tek bir hamle ile ölümcül saldırısını gerçekleştirir. Kaplanların dünyası yalnızlık, sabır ve güce dayalıdır. Sosyal bir yapıya sahip olmayan bu yırtıcılar, doğanın en iyi gizlenmiş avcılarıdır. Onların hikayesi, hayatta kalmak için tek başına mücadele bir savaşçının hikayesidir. Belki de bu yüzden, kaplanlar her zaman gizemin ve gücün sembolü olmuşlardır. Aslan mı, kaplan mı? Yüzyıllardır süren bu tartışma, bugün bile net bir cevaba ulaşmış değil. İki dev avcı, birbirine rakip olabilecek kadar güçlü ve ölümcül. Ama doğada aslanlar sürü halinde yaşarken, kaplanlar yalnız dövüşçülerdir. Peki, birebir dövüşte hangisi üstün olurdu? Bunun için kas gücü, çeviklik, zeka ve saldırı yeteneklerini karşılaştırmamız gerekiyor. Kaplanlar, fiziksel olarak daha iri ve güçlüdür. Ortalama bir kaplanı, 220x30 kilogram ağırlığa ulaşabilirken, aslanlar genellikle 180x250 kilogram civarındadır. Uzunluk açısından da kaplanlar birkaç santim öndedir. Ancak bu tek başına belirleyici değildir. Aslanlar, sürü liderliği için sık sık kavga ettikleri için dövüşme konusunda daha fazla deneyime sahiptir. Kaplanlar ise avlanmak için gizlilik ve hız kullanır. Doğrudan çatışmaya girmeleri daha nadirdir. Bir dövüşte en önemli faktörlerden biri çevikliktir. Kaplanlar, daha kaslı ve esnek vücut yapıları sayesinde hızlı hamleler yapabilir. Güçlü arka bacakları, onlara mükemmel sıçrama yeteneği kazandırır. Aslanlar ise daha düz bir vücut yapısına sahiptir ve kavgalarında daha çok pençeleriyle darbe vurmaya odaklanırlar. Yani kaplan, daha atik ve çevik olabilirken, aslan daha dengeli bir savaşçıdır. Bir başka kritik fark, saldırı stratejilerinde ortaya çıkar. Kaplanlar, avlarını boğarak öldürmeyi tercih eder. Tek bir güçlü ısırıkla rakibinin nefesini kesebilirler. Aslanlar ise genellikle rakiplerini yere yatırıp pençeleriyle etkisiz hale getirirler. Bu, birebir dövüşte kaplanın daha ölümcül bir taktiğe sahip olabileceğini gösterir. Ancak aslanlar, uzun süren kavgalar konusunda daha dirençlidir. Gerçek hayatta bu karşılaşmalar nadiren yaşanır. Geçmişte Roma arenalarında ve bazı hayvanat bahçelerinde kaplanlarla aslanlar karşı karşıya getirilmişti. Kaydedilen dövüşlerde kaplanların genellikle daha üstün olduğu söylense de, bu her zaman geçerli bir kural değildir. Sonuçta, dövüşün kazananını belirleyen faktör sadece fiziksel güç değil, deneyim ve stratejidir. Peki, kesin bir kazanan var mı? Aslında doğa bu sorunun cevabını vermiş durumda. Aslanlar ve kaplanlar farklı ekosistemlerde yaşar ve birbirleriyle savaşmak yerine kendi avlarını takip ederler. Ancak eğer bir gün bu iki dev avcı gerçekten karşı karşıya gelirse, sonucu belirleyecek olan şey sadece kas gücü değil, dövüşte kimin daha akıllıca hareket ettiğidir. Ve böylece doğanın iki efsanevi avcısını karşılaştırdığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Aslan mı kazanır? Kaplan mı? Belki de en önemli soru, gerçekten kazananın kim olduğu değil, bu muhteşem hayvanların doğada nasıl hayatta kaldıklarıdır. Her biri kendi alanında birer kraliyet üyesi, yırtıcıların zirvesinde görkemli savaşçılar. Eğer bu tarz karşılaştırmaları sevdiyseniz, daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde daha fazla efsanevi düelloya, bilinmeyen gerçeklere ve doğanın en büyük gizemlerine birlikte dalalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.